Değerli kardeşler, efendim, konumuz anlaşıldığına göre buraya bir dost sesi çağıracağım. O dost sesi duymaya hepimizin ihtiyacı var diye düşünüyorum ve bilgileri ile sizleri rahatlatmak ve adeta bir psikolog gibi sizlere önerilerde bulunmak onun işinin bir parçası olmuş ve sektörümüze her zaman farklı objektiften bakmış, sektörümüzün gelişmesinde önemli rol üstlenmiş Birinant Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Ömer Aşıcı'yı mikrofon başına davet etmek istiyorum. İstiyorum ki Sayın Aşıcı bizi bugün ısındırsın, motivasyonumuzu yükseltsin, atmosferimize güzellik katsın diyorum. Yüksek alkışlarınız. Efendim tekrar iyi günler, hoş geldiniz. Hanımefendinin biraz evvel bana ifade ettiği iltifatları kabul etmekle birlikte şunu da ifade etmiştir. Biz yaşlılar ya da bizim gibi yaşlılar yaş aldıkça aslında yukarı doğru ilerler. Doğrudur ama ilkesel olarak bir yerlere doğru gittiğiniz zaman aşağıya da giderek küçüldüğünüzü hissetmeniz esası ilke olmalıdır. Şimdi buradan hareketle size tekrar teşekkür ediyorum. Esas mantık şudur değerli dostlar. Böyle yüzüde bir hazinenin karşısında çok değerli bir ticari girişimci arkadaşımızın etkinliğinde ben de konu olarak birkaç şey söyleyeceğim. Kısaca 70 sayfaya yakın bir çıktı aldım. Muhtemelen 2 saat falan birlikte oluruz. Sıkıldığınızda domates, erik, biber atabilirsiniz. Ama tabii o şakaydı. Bunların hiçbirini yatmayacağız. Fakat temelde söylemek istediğim böyle etkinliklerde esas obje, esas kimliğimiz ticaret ifade ediyor ise de insan vasfıyla birlikte olmamız, böyle bir günü paylaşmamız ve bununla ilgili olarak da size bir takım bilgileri veriyor olmam olacak. Şimdi kağıdı bir çevireyim. Değerli konuklar, hepinizin çok yakından tanıdığı başkentin kendi dalında çok önemli bir markası olan Mutex ve dolayısıyla Murat Bey'in bu etkinliğine bugün hep birlikte tanık olacağız ve bu konuda günümüzü yine beraber değerlendirerek mini showroom'umuzda çok güzel bir süreci birlikte yaşayacağız. Bu vesileyle tekrar hepinize hoş geldiniz, onur verdiniz ve şu alkışları biraz daha sıcak yapmalı olalım. Aynen böyle. Gün içerisinde sizi evinizde, iş yerinizde, sokakta, şurada, burada hiç kimse alkışlamaz. İddia ediyorum. Adam başı 10 milyar verseniz 5 alkış alamazsınız, tuhaf olur. Bu da o tuhaflık olmaz, bu çok normal olur. Çünkü insani cepheden baktığımızda hepimiz aslında hem dost, hem ticari anlamda dost, hem arkadaşız. Ve çaktırmadan hepinizin düşündüğü şeyi ben söyleyeyim, hepiniz alkışlanmaktan çok ama çok hoşnut olursunuz. Bu insanın doğasında olan tatlı bir reflekstir. Şimdi konuşmamızın burasında tam da yerine çok oturduğu için minik bir hikayeyle başlamak istiyorum. Ha, bu 59 sayfanın devamı. Sizler de bu hikayeyi eğer anlatmamı istiyorsanız ben kuru kuruya konuşmuyorum. Bu olmazsa şimdi bakın arkadaşlar, bu anlattığım ülkeyi herkes kendi iş kurumundaki mesleğe ikame ettirebilir. Ülkenin birinde her yıl yapılan en iyi buğday yarışmasında, en iyi buğday yarışmasında yıllardır yer alan bir çiftçi o yılda yine büyük ödülü kazanmış. Yarışmayı izleyen ve çiftçiyi yakından tanıyan tarım uzmanları çiftçiden bu başarının sırrını öğrenmek istemişler. Çiftçi bu sırrı kendi buğday tohumlarını komşularıyla paylaşmasında yaptığını söylemiş. Tarım uzmanları bu cevaba çok şaşırmışlar. Demişler ki, iyi ama onlar sizin rakibiniz olarak bu yarışmaya katılıyorlar. Buna rağmen
ne diye tohumlarınızı onlarla paylaşıyorsunuz ki? Diye sormuşlar. Çiftçinin yanıtı şöyle, çok güzel. Neden olmasın? Demiş. Sanırım burada bilmeniz gereken ve atladığınız küçük bir nüans var. Bakın, rüzgar tarlalarda olgunlaşmakta olan buğdayların polenlerini alır ve tarladan tarlaya taşır, taşır durur. Siz bunu fark etmezsiniz bile. Bu tabiatın da Cenab-ı Allah'ın büyük bir hikmetidir. Bu bakımdan komşularımın kötü buğday yetiştirmelerini istemek ve bunu düşünmek benim ürünümün de iyi olmaması demektir. En iyi buğdayı yetiştirmek için komşularımın da iyi buğdaylar yetiştirmesine yardımcı olmam gerekir. Şimdi Murat Bey'in bugün birlikte paylaştığımız girişimine de bu açıdan bakmakta yarar vardır diye düşünüyorum. Yani iyi bir ürünü iyi insanlarla, muhtemelen sizlerle paylaşmak esası. Esasen Sayın Murat Tuncer ve Brilliant İşbirliği, Brilliant ürünleriyle birlikte yürümeye ve bu alanda hizmeti paylaşmaya devam ediyor. Murat Bey'in çalışmalarında işbirliği kültürünü, disiplinli mesaisini ve Brilliant markasına olan gönül bağını da çok yakından biliyoruz ve istiyoruz. Dolayısıyla bu kez Murat Bey'in Brilliant Butik Ankara, Karadeniz Bölgesi, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin yetkili distribütörü olduğunu da sizleriniz huzurunuzda Baydemirler Tekstil adına burada bir kere daha ifade etmek istiyorum. Kendisinin bu marka eşliğinde de mükemmel çalışmalar yapacağını, adı geçen bölgelerdeki sektörel alanda mağazalar ve tüketiciler arasındaki kazanca esas işbirliğini geliştireceğini ve pekiştireceğini de biliyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse burada bir tırnak açalım. Brilliant sektöre yeni bir heyecan, satış kültürü ve kazanç sunacak olan yepyeni projesiyle bu yılda yıla damgasını vurmuş bulunuyor. İşte bugünkü mealimizde geçen Brilliant Butik budur. Bu proje temelde Brilliant ürünlerini ve koleksiyonlarını sunup müşteriye hızlı hizmet ve bu hizmet noktalarının çoğalması, böylece her kesimden müşteriyle daha yakından temas kurulabilmesi açısından çok önemli bir ticari aşamayı ifade ediyor. İşte bu aşamada Murat Bey'in adı geçen bölgelerdeki dinamik ve hızlı tempodaki çalışmalarıyla bu markayı gündeme taşıyacağını, gündemden düşürmeyeceğini ve bu alandaki çabalarıyla başarılı kariyerini sürdüreceğini biliyoruz ve hatta iddia ediyoruz. Değerli dostlarım, gördüğünüz gibi 60 sayfanın sonuna geldim. Bu vesileyle hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Gözlerinizden öpüyorum ve hoşça kalın. Thank you.